YKS'ye son 47 gün dün de söylediğimiz gibi altın değerinde zamanlardayız arkadaşlar. Şu anda öğrendiğiniz bilgiler, şu anda yaptığınız yanlışların doğru çözümleri gerçek sınavda karşınıza çıktığında hiçbir şekilde kaçırmayacaksınız inşallah. Dolayısıyla bol bol soru çözüyoruz. Bol bol çözümlü sorularda çıkan hataları dikkatli bir şekilde üzerinden geçerek öğrenmiş oluyoruz. Günün sözüne baktığımızda Earl Nate Nightingale diyor ki sizin meseleniz şu anda bulunduğunuz yer ile şu anda bulunduğumuz yer belli. Ulaşmayı düşündüğünüz hedef arasında köprü kurmaktır. Bu köprüyü de kuracak şeyler nedir arkadaşlar? Çözeceğiniz denemeler, çözeceğiniz kitaplar. Yani kitapları üstüne dizeceksiniz. Üstüne basıp hop çikilop üniversiteye geçeceksiniz inşallah. Günü yorumuna baktığımızda Furkan Taş diyor ki... TYT'de 50-60 var netlerde olanlar nasıl çalışmalı? Biliyorsunuz ya arkadaşlar TYT'de 60... Sözel tarafta 60 da sayısal tarafta olmak üzere 120 soru var. 120 soruda 50-60 net civarında olan bir öğrencinin sayısalcı mı Yoksa eştarlık ya da sözelci mi olduğu önemli. Burada Furkan hangi alandan girdiğini söylememiş. Ama eğer eşitlikçi muhtemelen sayısaldaki zorlayıcı branşlar yani fizik, kimya, biyoloji de oradaki net tartışları biraz zorlanacaktır. Yani hani matematik yapabildiğini yapabiliyordur zaten. Sözelde yapabildiğini yapabiliyordur. Ama sayısaldan yani fizik, kimya, biyolojiden eklemek biraz zor oluyor. Fakat biyolojide ve kimyada bazen çok basit sorular var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. O soruları mutlaka mutlaka bizim fizik, kimya genel tekrarlarımızdan ya da fizik, kimya videolarımızdaki hocalarımızın yorumlarından ya da kendi sayısalcı arkadaşlarınızdan sorup öğrenin. Abi ben denemeyi çözerken şu fizikleri, bu kimyaları boş bırakıyorum. Bazı sorular çok kolaymış. Bir söyle diyebilirsiniz. Bunları bizim hocalarımıza söylüyor. Yani bazı sorular hani sözelciler bilirler. Böyle Türkçe'de e, tarihte coğrafyada bazı sorular vardır ki ya hiçbir şey sormamış ya grafiği oku yap diyorsun ya. Aynısı fizik kimya biyoloji kısımlarında da oluyor. Bilhassa dikkatli okuyan öğrencilerimiz bunları görebilirler. Onlardan netlerini artırabilir. Ama esas net artışını yani 50-60'da hani matematikten diyelim ki 15 tane yapıyorsun veya 20 tane yapıyorsun. Geriye kalan 60 sözelde demek ki netini az 45. O 45'i 60'a çıkarmak da çok önemli. Niye? Çünkü senin sınavdaki rakibin yine senin gibi eştarlıkçı. Yani gidip de şu anda tıp isteyen bir öğrenci eştarlık öğrencisine rakip değil ki. Onunla hiçbir işi yok. onu geçmiş geçmemiş hiç önemli değil onun için. Dolayısıyla sen şöyle düşeceksin. Benim rakibim olan eşit ağırlıkçılar ne yapıyorlar? Türkçe'de bu kadar yapıyorlar. Sosyalde bu kadar yapıyorlar. Matematikte bu kadar yapıyorlar. Fende ben de yapamıyorum ondan da yapamıyorum. O zaman ben Türkçe'de onları geçebilmek adına daha fazla çalışmalıyım. Sosyalde daha fazla çalışmalıyım deyip netlerini artırabilirsin. E, onları geçmeye çalışabilirsin. Bu önemli bir çalışma yöntemi olabilir. Sayısalcıysan eğer Sayısalcıysan emin ol sözelde çıkmış son 10 yılın sorularını iyi bir şekilde irdelediğinde, kavramları bildiğinde, coğrafyada, tarihte, felsefede çok güzel sorular var. Rahatlıkla yapabileceğin onların üzerinden geçip netlerini artırabilirsin. Ve sayısaldaki rakiplerin de muhtemelen onlara bakacaklar. Yani eşitarlıkçılar nasıl şu anda, sözelciler nasıl şu anda ee işte fizik, kimya, biyolojide çok fazla ağırlıklı çalışmıyorlarsa... Zaten yapamayız deyip öbür tarafa ağırlık veriyorlarsa sayısalcılar da iyi sayısalcılarda, senin rakibin olabilecek sayısalcılarda eğer sayısalcıysan diyorum. Böylece her iki tarafa da cevap vermiş oluyoruz. Sözeldeki, tarihteki, coğrafyadaki bazı kavramlara bakıyorlar. Mesela milli bağımsızlık, milli egemenlik. Hemen hemen her zaman sorulan bir şey. Coğrafyada işte nemlilikle alakalı bağlantı olarak Doğu Karadeniz e çevresinde yaşanan gelişmeler. Her zaman sorulabilen şeyler. Harita üzerinden sorulabilecek şeyler. Her zaman çıkıyor. Bunları mutlaka irdelememiz gerekiyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Peki genel olarak hem AYT'de hem de TET'de en hızlı şekilde tartışmasını sağlayabiliriz. Dün de söylediğimiz gibi, her zaman da söylediğimiz gibi. Bize sınavda bir deneme verecekler. Hoş geldin Furkan diyecekler ve sana bir deneme verecekler. Sen dolayısıyla sınava kadar bol bol deneme çözeceksin. Yaptığın denemelerdeki hatalara göre, hatalara göre kendine test ödevi vereceksin. Diyelim ki 10 soru hata mı yaptın? 10 sorunun konularını bileceksin, analiz edeceksin. Diyeceksin kardeşim ben denemede işte ek fiilden hata yapmışım. Nüfus özelliklerinden hata yapmışım. Veyahut da işte e, nötrleşme tepkilerini atarmışım Bununla alakalı kendine test ödevi vereceksin. Yani o testleri çözdükten sonra da yaptığın yanlışların e, açıklamasını kopya kağıtlarına yazar gibi etrafına asacaksın. Diyeceksin kardeşim ben ek fiili şunu unutuyorum. Bunu koyacaksın karşına. Bir daha unutmadığın zaman onu oradan atıp kaldırabilirsin. Sınavdan sonra atıp kaldırabilirsin. Ama sınava kadar o senin için bir net çok değerli. Hani diyorlar ya ya hocam bunlar bizim hayatta ne işimiz yarayacak? İşte şimdi bu işimize yarayacak. Yani senin bu dönemde öğreneceğin bu bilgi ...Fjord kıyının ne olduğu, izatörmenin ne olduğu senin avukat olmanı, mühendis olmanı, doktor olmanı, öğretmen olmalı. Senin iyi bir üniversite girmeni sağlayacak. Dolayısıyla bu bu işe yarıyor işte. Bu ne işe diyorsanız bu bu işe yarıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunların her birine değer vereceğiz. Her biriyle alakalı bilgilerimizi saklayacağız. Yanlışlarımızı oh be Ben bu yanlışı yaptım. Gerçek sınavda yapmayacağım. Biz mesela iş hayatında bunu göreceksiniz. Bir hata olduğu zaman vay be diyoruz çok büyük bir hata yaptık ama iyi oldu. Bundan sonra bundan daha büyüğünü önleyeceğiz diyoruz. İşte şu anda senin bu kitapta ya da herhangi başka bir soru bankası yapacağın hata senin gerçek sınavda yapacağın hatayı önlüyor. O zaman ne kadar değerli bir şey. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Ne tartışımızı soru çözerek yapabiliriz. Gün Üniversitesi'ne baktığımızda Karadeniz Teknik Üniversitesi mükemmel bir üniversite. Karadeniz'in manzarası, Karadeniz'in o güzel ortamı artı devlet üniversitesinin sunduğu bütün imkanları da barındırıyor. Eee mükemmel bir yer. Zaten Türkiye'nin her bir yeri cennet. İnşallah burada da iyi bölümlerde okuyup kendinizi geliştirerek Türkiye'nin iyi yerlerine gelebilirsiniz. Hatta benim buradan işletme bölümünden mezun bir arkadaşım var. Şu anda Türkiye'deki çok büyük bir şirketin CEO'su ve ...okudu üniversitedeyken hem kendini geliştirdi, çalıştı. Üniversitedeyken sadece üniversite okumadı. Gitti kendini çalıştı, bir yere girdi, orada çalıştı, oradan. Yani mezun olduğunda çoktan bir yerde ...iki üç yıllık tecrübesi vardı. O iş tecrübesiyle de hayatta başarı yerlere geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi deyince tabii ki aklıma o geliyor. İbrahim kardeşim onu buradan selamlarımı yolluyorum. Günün kaynağına baktığımızda AYT denemetre. AYT denemetre arkadaşlar Türkiye'de AYT matematik adına hazırlanmış en kaliteli kaynakların başına geliyor. Çünkü temel düzey orta düzey ve üst düzey sorulardan oluşuyor. Gerçekten tam da AYT matematiğe çıkabilecek soruları sizlere sormaya çalıştık. Geçen sene birçok soru yakaladı. Birçok öğrencimiz hocam bunun benzerini AYT 2020'de gördük dediler. Bu kitap bize dejavu yaşat dediler. Ve soru çözümleriyle, soru kalitesiyle tam da ÖSYM'nin tarzı. Hatta buraya da bunu yazdık. Sınava çok yakın denemelerle kendini gördük öğrencilerimize. İnşallah siz de sınavda ee, ...ben bu soruyu çözdüm demek istiyorsanız... ...AYT Denometri'yi sizlere tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok değerli zamanlarda olduğumuzu bir kez daha yenilemek istiyoruz. Şu anda lütfen vazgeçenlerden değil... ...daha fazla vitesi artırıp... ...daha fazla soru çözenlerden ve... ...hayallerine daha fazla yaklaşanlardan olun. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.